akşamlar. Değerli başkanım, değerli geçmiş dönem başkan arkadaşlarım, değerli üyeler. Önce beni böyle bir güzel akşam yemeğine davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bodrum merkezde görev yaptığım süre içinde yaptığımız hizmetler Bodrum halkı tarafından gerçekten takdirle karşılanıyor. Özellikle yıkılmaz denen yerlerin yıkılması, geçilmez denen yerlerin geçinilmesi, yetiştirilmez denen yetiştirilmesi, hepsi bunun en güzel örneği. Şu anda bakın, seçime girecek bir belediye başkanı olarak hala Bodrum'un sokaklarını kazıyor. Kimisi eleştiriyor. Eleştirme kardeşim. Önce kazma nedenini bir sor bakalım. Niye kazıyorum biliyor musun arkadaşlar? Telafisi olmayan tek şey vardır. Sayın doktorlarım bilir burada. Sağlık. Bakın bunun hiç telafisi yoktur. Bugün Bodrum'da benim bölgemde arkadaşlar 50 kilometre asbest boru vardı ben göreve başladığımda. Şu anca ancak da 30 kilometresini tamamlayabildim. Bunu niçin yapıyorum? Çünkü bu altyapı 2014 Mart ayından sonra Büyükşehir'e geçecek. Ben kazıyorum geçiyorum diyemezsin. İzin almak zorundasın. Ama ben halkımı sağlığını bir kenara atamam seçime giriyorum diye. Önce benim için halkımın sağlığı. Su depolarından bütün asbest borulara kadar hepsini değiştireceğim. 2014'te yapabildiğim kadar Mart ayına kadar halkımın sağlığı için bu yerleri kazıp bu asbest borulardan kurtarabildiğim kadar Bodrum'u kurtaracağım. Ben 15 yıldır yaptığım bu süre içinde bugüne kadar hiç haksız bir insanla karşılaşmadım arkadaş karşımda. Bak haksız bir insan hiç gelmedi karşıma. Herkes kendine göre haklı. Kaçak inşaattan yakalarsın gelir bir anlatır. Bir kamyon tuğla alıveresin gelir. Ulan bir alayım da bir sirsin bari dersin. Tamam. Bunun için biz karşımıza gelen insanları dinleriz. Eğer yardım edebiliyorsak ederiz. Ama o vatandaş kapının dışına çıktığı zaman ister başkanı kandırdım desin, ister başkanı uyuttum desin. O onun sorunu, benim sorunum değil artık. Çünkü ben vicdanen elimden gelen her şeyi onun için yapmaya çalışmışım. Onun için de baktığınız zaman arkadaşlar dünyada en güzel şey sevilmek. Ne mal, ne mülk, ne para. Ve ben bunu sizlerin sayesinde yaşıyorum. Ne kadar sevildiğimi köyler olsun, beldeler olsun gittiğimde görüyorum. Bazen hırsımız mantığımızın önüne geçiyor. Düne kadar iyiydik de kardeşim şimdi ne oldu biz ne yaptık böyle falan. Tamam mı? Bu hırs mantığın önüne geçince arkadaşlar sevginin önüne de geçer. Hatta öyle bir şey olur ki bireysel menfaatler de gündeme gelir. Şimdi bir bakarsınız, işte başkanım ben sizden bir şey istedim, bunu yapmadın, ben de öbür tarafa gidiyorum. Ben senin siyasi görüşüne saygılıyım. Ama menfaat ve çıkarın için, hırsın için öbür tarafa gidiyorsam, burada bir yanlışlık var olur. Önemli olan kalıcı projelere, halkımın sağlığı için, çocuklarımızın geleceği için, sağlıklı nesiller yetiştirmemiz için yapılacak projelere çok katkı sağlamamız lazım. Ben görev yaptığım sürece şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Bir Milli Eğitim Bakanı gibi, bir Sağlık Bakanlığı gibi, bir Karayollar Genel Müdürlüğü gibi çalışmışım. Çünkü esasında bizim en büyük sorumluluğumuz ne biliyor musun arkadaşlar? Yolu bugün yaparsın, yarın yaparsın, bir hafta sonra su akmaz, üç gün sonra akar. Ama bu çocuklarımızı zamanında eğitim veremezsek, zamanında spor alışkanlığı yapamazsak, sağlıklı bir nesil yetiştiremezsek işte bizim en büyük kaybımız budur. Bakın bir daha söylüyorum. En büyük kaybımız budur. Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Okullara müthiş katkı sağlıyorum. Özellikle sağlık evleri olsun, aile hekimliği olsun bunlara müthiş destek veriyorum. Ve bir desteği de biliyorsunuz Bodrum Spor'a veriyorum. Ve bu yaz 900 tane çocuğa spor yaptırmış. Biz akşama kadar buradan orayı imara açmayalım, burayı imara açmayalım diye. Bir vatandaş bir yerinin belediyesine müracaat etse bile, belediye buna hayır dese bile, bu vatandaş alıp bu dosyasını bakanlığına gittiğinde imar planı da yaptırabiliyor, inşaat fırsatını da kestiriyor arkadaşlar. Tamam mı? Onun için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'de güç siyasetten geçiyor arkadaşlar. Sen yanma, ben yanma, nasıl çıkarız bu aydınlığa? Bunu asla unutmayın. Hepimiz bakın, bu demokrasi için mücadele edeceğiz, siyaset için mücadele edeceğiz. Çünkü bizlere Türkiye'nin ihtiyacı var. Tek kurtuluşumuz... Yani. Dayanmaz mıyım? Dayanmaz. Bakın. Her türlü baskıya dayanıyorum. Ben çünkü gücü sizden alıyorum. Bu gücü sizden alıyorum. Doğru söylediğiniz için teşekkür ederim.
Evet. Bildiğimiz kadarıyla da tüm belediye personelleri Bodrum Belediyesi'nin personeli olarak çalışmaya devam ediyor. Ancak mevcut belediye binamız Bodrum merkezdeki mümkün değil almaz o kadar personeli. Her gün düşünüyorum, soruyorum. 1 Nisan'dan itibaren, 1 Mart'tan itibaren yeni bir belediye yeri neresi olabilir? Nasıl bir lokasyon seçilir? Bunun kendim cevabını bulamıyorum. Soruyorum, kimse de bilmiyor. Kimsin biliyor musun? Mesleğinle ilgili. Orta kentte. Orada çok güzel bir belediye binası var. Orayı imar müdürlüğü yapacağız. Bakın bu kadar basit bu işler arkadaşlar. Elimizde o kadar güzel belediyelerimiz var ki, binalar var ki bunların hepsine birçok görevler üstlediğimiz zaman Bodrum Belediyesi sadece protokol yeri olacak. Ben özellikle bir imar planlarıyla ilgili de bir müdürlük kurmak istiyorum. Çünkü bizim imarla ilgili bir sıkıntımız var. Projede biliyorsunuz bütüncül projelerde şimdi artık bütün belediyeler bir olunca bir ayrı bir müdürlük kuracağız. Bu müdürlükte de özellikle sadece planlamayla ilgili çalışacak bu müdürlüğümüz. Siz imar müdürü ayrı olacak, planlama müdürlüğümüz ayrı olacak. Bunun da şu andaki kafamdaki yeri Ortakent Belediyesi binası. Bu arada beldede yaşayan arkadaşlarımız da aman ha gece rahat uyusunlar ya biz ne olacağız falan demesinler. Arkadaş ben yerinde hizmete inanan bir insanım. Yerinde hizmetler devam edecek. Sadece mega projeleri bir yerde toplayacağız. Bunun dışında diğer bütün yaşam fonksiyonlarınız bugün neyse yereldekiler, beldelerde aynısı devam edecek. Onun için rahat olun yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, süper. Teşekkür ederiz, siz aramızda. Ne demek, ne demek, ne demek, ne demek. Sağ olun, hep beraber.